Herkese merhaba. Bugün sizinle kendisinden başka hiçbir şeyinden konuşulmasına tahammülü olmayan ama kendisi dahil kimseyi tahammül edemeyenlerden konuşacağız. Konumuz narsistler. Tam da onların istediği gibi sadece onlar hakkında. Hadi konuşalım. Ben kendimden çok bahsettim. Hadi biraz da sen benden bahset diyen devasa bir ego var karşında. Narsistin yarattığı etki şu. Şöyle bir tip düşünün. Benden konuş, benden bahset, beni öv. Benden konuş, benden bahset, beni yücel, beni öv. Sürekli bu şekilde farklı altyazılarla ama bu anlama gelen şeylerle taciz edildiğini düşün. Yani narsist karşınıza geçtiğinde size şunu söylüyor. Ben Dile Edebiyatı'na hoş geldin. Sana öyle bir ders vereceğim ki bu dersin sonunda sen yok olup eriyeceksin ve artık benden başka bir şeyden konuşamıyor olacaksın. Psikiyatri tanı kitabı der ki büyüklenen, başarılarını abartan bir tipsen, düşsel bir şekilde zeka, başarı, güç, parayla ilgili büyük hayaller içindeysen, eşi bulunmaz, benzersiz bir insan olduğuna inanıp sürekli övülmek istiyorsan, sürekli birileri tarafından kıskanıldığını düşünüp ayrıca başkalarını kıskanma eğilimindeysen, insanları aşağılayan, eleştiren, küçük düşüren söylemlerin varsa, onları kullanmaktan, onları kötü duruma düşürmekten çekinmiyorsan, her şeyi hak ettiğine ve her istediğinin her an yapılmasına, insanların sana hizmet ettiğine inanıyorsan ve bu sürekli tekrar ediyorsa sen de bir narsist olabilirsin. Ya da annen baban böyle bir tipse, sevgilin, iş arkadaşın, patronun, eşin, eğer bu tarz davranışlar görüyorsan onlarla ilgili onları tanımanın vakti geldi sanırım. Çünkü bir narsistle berabersen bir süre sonra sen de yardım alacak hale geleceksin. Neden mi böyle söyledim? Yıllardır terapi odasında başlarına ne geldiğini bilmeyen kadın ve erkekler hikayelerini sırtlayıp odaya giriyorlar. Ama o hikayenin asıl kahramanları odada olmayan narsist partnerleri. O yüzden neyin içinde olduğunu gör ve anla. Eğer bir narsistle ilişki içerisindeysen ilişkide nefes alamadığını hissedersin. Sürekli onu memnun etmeye uğraşırsın, onun istekleri peşinde koşar, onun hayatını yaşamaya çalışırsın. Yaptığın hiçbir şeyi beğenmez. Asla eleştirmeye gelemezken seni sürekli eleştirir. Bir yerden sonra öyle bir hale gelir ki onun hayatını yaşarken sen yok olursun. İşe yaramaz hisseder, gitgide daha kötü bir duruma gelirsin ama kimse senin bu durumunu anlamaz. Çünkü o zaten kendi benliğiyle ilgili dışarıda senin için müthiş fedakarlık yapan, müthiş özverili, seni çok seven, sana çok değer veren şeklinde ideal bir tablo çizmiştir bile. Asla eleştiri kabul etmez, hata kabul etmez, suç bir şekilde döner dolaşır senin üstüne kalır. İtiraz edecek gibi olursan saldırganlaşır, küçümser, aşağılamayla saldırı haline geçer. Çevrende seni uyandıracak ailenden, iş arkadaşlarından, dostlarından kim varsa yavaş yavaş senden uzaklaştırmaya başlar. Verdikçe alır, aldıkça vermemekle suçlar. Aşağılanırsın, ezilirsin, ilişkinin altında kalırsın, tam isyan edecekken bir anda bir geri çekilip gönül alarak tatlı ve nazik davranışlarla seni tekrar ilişkinin içine çekmeye çalışır ve senin kafan karışır. Şimdi sen bana dönüp belki şunu söyleyeceksin. Böyle biriyle kim birlikte olmak ister ki? Ama şunu unutma. Narsistler ilişki başlayana dek, yani sizin ilişkide olduğunuz kesin olup sizi kafeslediğine inanana dek çok iyi baştan çıkarıcılardır. Çok fedakardırlar, çok çekicidirler, ilişkiye her şeylerini koyarlar ta ki sizin ilişkide kesin varlığınızı ortaya koyana kadar. Gerçek olamayacak kadar ideal bir kadın ya da erkeği bulduğumu zannedersin. Gözlerine inanamazsın ve bir rüyanın içinde yaşarsın. Ama bazı şeylerin abartı olduğuna dair ilk hisler gelmeye başlar. Yani narsistle ilgili geriye dönüp baktığında muhtemelen kafanda ilk zamanlarla ilgili şöyle bir his geçtiğini göreceksin. Biraz abartıyor mu ne? Aslında o sıralarda bir terslik olduğunu fark edersin. Ufak ufak sinyaller çakar sana kendisiyle ilgili. Çünkü ne kadar kendini sakınan ve baştan çıkarıcı konumunda olsa da zaman zaman kendi kişiliğini saklayamayacağı durumlar olur. İnsanlara karşı acımasız bir tutum, birdenbire ortaya çıkan bir şiddet emaresi, altında aşırı saldırgan bir altyazı olan iğneleme gibi şeyler olur. Ve senin gözünden, zihninden bir gölge geçer. Acaba dersin. Ama o geçen gölgeyi görmezden gelirsin. Çünkü o sırada ilişki için, senin için kendini parçalamaktadır. Görmezden gelmemek gerekir aslında ama o kadar idealize etmiştir ki kendini, sen onu görmemeyi tercih edersin. Kendini idealize etti. Herkesten farklı, aranan, istenen konumuna soktu. Sıradaki adım değil mi? İhtiyaç yaratmak.
İşte o ihtiyacı yaratmak için ilişkide gelgitler yaşamaya başlar. Tam senin için, ilişki için kendini parçalayan, o gölgeleri görmene engel olan adam ya da kadın birdenbire yaklaşıp kaçınmaya, kendisiyle ilgili çeşitli gizemler yaratmaya başlar. O seni aramadıkça, seninle ilgilenmedikçe daha fazla arzular, aramasını ister, seninle ilgilenmesi için ihtiyaç duyarsın. Yani o ihtiyaç duyma, arzulama halini sana en derinden hissettirir. Aramadıkça arasın, yazmadıkça yazsın, gelmedikçe gelsin istersin. Yavaş yavaş narsistin istediği kıvama gelmeye başlarsın yani. Sen bu aşamadan sonra ilişkidesin ve ellerindesin sanıyorsun. Malum ihtiyaç yarattı. Ama sadece alışkanlık narsiste yetmez. Öz saygını azaltman ve yalnızlaşman gerekir ki ortamda en saygıdeğer, en değerli, en parlak o olsun. Sen sefil bir hizmetkar olarak ona kal. Bunu bir anda yapmaz. Zamanı yayarak, ince ince çalışarak yapar. Varsa okulunda, iş yerinde, evinde, ailende, arkadaş ortamında yavaş yavaş seni yalnızlaştırmaya ve öz saygını düşürecek çalışmalar içerisine girmeye başlar. Önce saygı duymadığın, yeterince değer görmediğin, hak ettiğin şeylerin karşılığını alamadığın gibi görece olumlu eleştirilerle başlar. Ailen, okul ya da iş ortamın çevrene ilişkin hislerini, o gerçekçi duygularını flulaştırmaya başlar. Ailen kötü niyetli, iş ya da okul arkadaşların işe yaramaz insanlardır. O kendi ideal kimliğini onların gözünde kesinlikle bozmaz. Ama onlarla her görüşmeye çalıştığında, her planında hayatı sana zindan eder ve sabote edecek davranışlar içerisine girer. Eğer sana yapma, gitme, onlarla görüşme dediğinde dinletemiyorsa o ortamı bizzat kendisi bozmaktan ve o ortamla ilgili yapılabilecek her türlü olumsuz şey yapmaktan kesinlikle çekinmez. Çünkü insanları aşağılamak, onları kullanmak, onlara kötü davranmak onlar için çok sıkıntılı bir durum değil. Zaten kendisi dünyadaki en özel, en değerli, bunu yapmaya en çok hak sahibi insan olduğu için bu hakkı kendini de kafadan görüyor. Kendini geliştirdiğin, üretim alanın olan şeylere sarar. Beceriksiz hissetmen gerekir çünkü. Varsa okulun, iş yerin ya da yüksek lisansınla ilgili yorumlara başlar. Ne gerek vardır ki çalışmanın, işe gitmenin ya da derslerinle ilgilenmenin? Asla beceremiyor, asla doğru şeyi yapamıyorsundur zaten. Ne yapsan narsiste yetmez. Aldığın ücret yetersiz, kazandığın notlar başarısız, geçtiğin sınavlar muhtemelen kolay olduğu için geçiyorsundur. Bir anda senin kafan farklı şekillerde çalışmaya başlar ve kendini sorgular halde bulursun. Çünkü bunu sana o şekilde işler ki sen farklı şekilde düşünemeyeceğin kadar kafası karışmış bir şekilde ortada kalırsın. Öz saygın azalırken kendini sorgular halde bulursun. Zaten mümkünse bu narsist olan kadın ya da erkek senin iş yerine mutlaka hızlı bir giriş yapar ve oraya da hakim olmaya çalışır. Hatta bilinçli bir şekilde iş yerinle ilgili işten çıkarılmana giden yol da senin bütün altın oyma çalışmalarını bizzat kendisi yapar ve buna aracı olur. İnsanları küçümsemek, çıkarları için kullanmak, hatta onları çok beter durumlara sokmak da onlar için herhangi bir sakınca olmadığı için bu narsist için çok kolaydır zaten. Böylece iş veya okul ortamın tam olarak onun istediği kıvama gelir. Artık çatışma ortamı vardır, işe gitmek istemiyorsundur, gittiğinde hata yapıyor, beceremiyorsundur, insanlar senden memnun değildir. Narsist haklı çıkarken sen de ona yavaş yavaş hak vermeye başlarsın ve kafan hepten karışır. Ne yapıyorum ki ben? Beceremiyorum zaten. Bence haklı. En iyisi bırakmak, en iyisi işe ya da okula gitmemek. Zaten ne yaparsam yapayım doğrusunu yapamıyorum derken bulursun kendini. Duygusal şiddetin dozu arttıkça geri çekilir, iyice mücadeleyi bırakırsın. Zaten çoğu narsist partnerle yaşayan insanlar için devreye fiziksel şiddet de girer. Hatta istiyorum çünkü isteme hakkına sahibim, ben üst insanım diyen narsist, size aşırı isteklerle gelen cinsel şiddeti de bu şiddet skalasına ekler. Çünkü narsistle ilişki içindeysen şiddetin her türlüsü ilişkiye dahildir zaten. Sürekli onu övmeni, takdir etmeni bekler ama ne yaparsan yap yeterince övebiliyor, yeterince takdir ediyor olamazsın. Her zaman onun değerini bilmeyen insan olursun. O hayalinde kendini çok başka, çok büyük bir gözle görüyor ya, senin de onu o gözle görmeni ister. Duygularına, algına öylesine hakim olur ki seni o hale getirenin ne olduğunu bile anlayamazsın. Her zaman suçlu, yetersiz ve beceriksiz hissedersin. Narsist sana iki yönden çok ciddi şekilde suçlu hissettirir. Birincisi o harika kadını, o harika adamı o kadar mutsuz ettiğin için, ikincisi kendini bu kadar sefil hale düşürdüğün için. Böyle bir durumda seni o hale getiren ne olduğunu nasıl göreceksin ki? Bir narsistle beraber olmak tam olarak budur. En çoğu senden olmak üzere insanlardan ısıra ısıra kopardığı parçalarla içindeki sonsuz boşluğu doldurmak ister. Ama dolmaz. Asla dolmaz. Çocukluklarında
anneleriyle yaşadıkları bağlanma sorunundan tutun, narsist bir ebeveynle büyümeye dek giden ağır skalalardaki sorunlarından dolayı içi boş bedenlere dönmüşlerdir. Zaten ilişkinin başında size hikayelerinden parçalar verirler. Siz bu yolla empati duyar, onlara da üzülür, hatta onlar için kendinizi paralarsınız. Ona üzüldüğün için seni parçalara ayırmasına izin vermenin en önemli nedeni budur zaten. Dışarıdan büyüklenen, kendini her şeyin en iyisine layık gören, övülmeye doyamayan narsist, içinde kendini kabul edememe, takdir edememe, kendini beğenmeme duygularıyla dolaşır. Zaten iyi bir klinik psikolog ya da psikiyatrla çalışmazsa yardım almaları çok zordur. Çoğu da yardım istemez ya da yardımda çok yavaş ederler. Eğer yakınlarında bir narsist varsa ya da buradan anladığın kadarıyla narsist bir partnerle berabersen ona yardım edemeyeceğini bilmen gerek. Ve bilmen gereken önemli şeylerden biri de o yardım istemediği gibi sen kısa süre sonra yardım isteyecek hale geleceksin. Eğer ilişkinin başındaysan bir narsisti nasıl tanıyacağın hakkında sanırım belli ipuçlarını edindin. Ama bir şeyler ilerlediyse ve sen sezgisi olarak yeni yeni farkına varıyorsan öncelikle sana fazla gelen, tuhaf gelen ya da saldırganca gelen hiçbir davranışını göz ardı etme. Eğer sana yaklaşma kaçınma için de ihtiyaç yaratmaya çalıştığını görüyorsan ya da belli şiddet emarelerini, altyazılar içerisinde belli küçümseyici davranışlarını görüyorsan bunu onunla konuş. Yaklaşıp kaçındığını, bir gelip bir gittiğini, bu yaptıklarının fazla olduğunu ona söyle. Bunlar doğalında bir ilişkide ya da bir ilişki başlangıcında olması gereken konuşmalar değil mi? Evet, normalinde doğal. Ama narsist bunu bir saldırı olarak algılayacaktır. Öyle algıladığı için kendini uzun süre tutamayacak ve olduğundan çok farklı tepkiler vererek gerçek yüzünü sana gösterecektir. Böyle bir durumda onunla neden birlikte olmaman gerektiğini anlarsın zaten. Belki de ilişkin uzun süredir devam ediyor ya da uzun süren bir evliliğin içindesin. Belki bu videoyu onu nasıl değiştirebilirim, nasıl tedavi edebilirim, nasıl düzeltebilirim diye izliyorsun. Eğer amacın buysa bunu izlerken bunu yapmaktan hemen vazgeçmen gerekiyor. Çünkü bir narsisti tedavi edemezsin. Kendisi yardım istemedikçe değişmesini sağlayamazsın. Empati yapamazlar, duyguları yoktur, üzülemezler. Evet, üzücü bir hikayeleri vardır ama o hikayelerin onda yarattığı tahribat sadece seni üzmeye yarar. İstesen de onu anlatamazsın çünkü empatisi yoktur. İhtiyaçlarını karşılarken başkalarının feci şekilde zarar görmesini bile umursamaz. Neden umursasın ki? Zaten hiç kimse onun kadar değerli, özel ve önemli değildir. Hiç kimsenin istek ve ihtiyaçları onunki kadar acil değildir. Onunla asla kavga edemezsin. Herhangi bir tartışmayı sürdüremezsin. Onun hataları üzerinde duramazsın. Onunla ilgili başlayan her şey mutlaka sana bir suç ve hata başlığı olarak geri döner. Bir şekilde senin eksikliğin, senin kişiliğindeki sıkıntıları tartışır halde bulursun. Bu tabakları neden bulaşık makinesine koymuyorsundan, beni neden dinlemiyorsuna kadar geniş bir skalada olabilir. Ama işin sonunda mutlaka kendinin hatalı ve suçlu çıktığını göreceksin. Yani narsistle tartışmanın, onu değiştirmeye de dönüştürmeye çalışmanın, ona hatalarını gösterip aynı olmanın hiçbir faydası yok. Narsisti incitemezsin. Sadece seni incitmesi için ona bir sebep verirsin ve geriye çekilip seni inciteceği zamanı beklersin. Hani o üzüldü, kabuğuna kapandı, işte bir yerlere kapandı ve benden saklanıyor zannedersin ya, o sadece sana kızgınlığından öfkesini biriktireceği ve hesaplaşmanın geleceği zamanı beklemek için kapanmıştır bir yerlere. Yürüyen strateji oyunudur zaten. Etki alanını kaybetmemek için kurdukça kurar. Hani bu sosyal mesajlaşma gruplarında sadece yöneticilerin mesaj atabildiği gruplar vardır ya, narsist öyle düşünebilirsin. İstediğini ekler, istediğini çıkarır, sürekli olarak kendi isteklerini sıralar ama sizinkileri duymaz. 40 derece ateşle yatakta yatıyorsun diyelim. Gelir, mızmızlandığını, abarttığını söyler ve senin ateşin onun salatasına koymayı unuttuğun tuz kadar değerli değildir. Çünkü hiçbir şey ondan değerli değildir. Bak, bir narsist ilişkisinde buyuran ve buyrulan ilişkisini ister. Sen o ilişkiden çıkmak istiyorsun diye o buyuran kimliğinden vazgeçmeyecek. O sıfatı söküp atması gereken sensin. Senden aldıkları devam ettiği müddetçe seninle ilişkisi de devam eder. Yapman gereken ilk şey şunu düşünmek. O gidemeyen, o güçsüz, beceriksiz imajı seni önce düşürdüğü, sonra inandırdığı sanal bir imaj. Senin gerçek kimliğin değil. O yüzden ilk yapman gereken şey onunla tanışmadan evvel nasıl bir adamdın, nasıl bir kadındın? Arkadaşların kimlerdi? Ne iş yapardın? Nelerden hoşlanırdın? Bunu düşünmek gerçek seni hatırlatacak sana. O baskı yapa yapa içine gömdüğün gerçek kimliğin üzerindeki tozları üfletecek.
Bunları sorgulaman bu anlamda çok önemli. Ayrıca bunları sorgulamaya başladıkça ürkecek ve korkacaksın belki. Seni nelere inandırdığı, seni ne duruma düşürdüğünü gördükçe hem üzülecek, hem kaygılanacak, hem de korkacaksın. Ürkme. Uzun bir süredir bir narsistle berabersen muhtemelen gerçekten yardıma ihtiyacın vardır. O yüzden hemen bir terapistle konuşmanın yolunu bul. Ona söylemek zorunda değilsin. Çünkü söylersen muhtemelen baltalayacaktır. Zaten ilişkinin başında seni ilişkinin tuhaflıklarına uyandırdığı için ailenden ve arkadaşlarından bile koparmadı mı? Şimdi sana bu ilişkinin tamamen yanlış olduğunu söyleyip yardım alacağın bir terapistten seni koparması da muhtemel. Evet, sana sürekli ne yaptığını, ne ettiğinle ilgili soru sorup seni etki alanında tutmaya çalışıyor. Evde seni takip ediyor. Sana alan bırakmıyor. Belki telefonlarını bile karıştırıyor. Ama uygun bir şekilde bunu saklayabilirsin. Sana sürekli soru sorması her şeyi bilmesinden değil, her şeyi kontrol etmeye çalışan ve her şeyi şüpheyle yaklaşan yapısından. Korkma, aklını okuyamaz. Bu arada eski kimliğine ulaşırken tekrar kendinle ilgili sosyal ağlarını örmeye başla. Ailenle, arkadaşlarınla, aile bildiklerine tekrar bağlarını güçlendir ve onlarla iletişime geç. Evet, bu ilişkiden çıkacak olan sensin. Ama arkana bakmadan kaçmak istediğin halde, bir süre bu ilişkide durmanı gerektiren ya da gitmek istediğin halde seni güçsüz bırakan durumlar olabilir. Bu sosyal desteğe ihtiyacın olacak. Başarabiliyorsan eğer, mali bağımsızlık yaratacak çözümler üret. Ailenden ya da arkadaşlarından alacağın bir destek, belki narsistin kendisinden kavga edip kopartacağın küçük bir gelir gibi. Ya da onun etrafta olmadığı zamanlarda kendine yeterli, becerebilir, bir şeyleri üretebilir hissettirecek bir şeyler bul. Online ders al, internetten bir şeyler öğren, çevrenden destekle edineceğin bir beceriyi tekrardan kazanmaya çalış. Çünkü tekrar kendine işe yarar, üretebilir hissetmeye ihtiyacın var. Narsist sana hayatında asla alan bırakmaz. Sen de kendine alan ayırma diye elinden geleni yapar. Tüm gücünü onun farkında olmadığı bir alan ayırmaya harca. Onun haberi olmadığı ve onun kontrol edemeyeceği bir cennet parçası sunacak bu sana. Kimse sana kendi hayatında kapıyı gösteremez. Ondan önce bir kimliğin vardı. Onu hayatına alırken o kapıyı ona açan sendin. Kapı hala senin kapın. Yeterli güç bulduğunda o kapıyı kapatabilirsin. Bunu hatırla, yeter. Ve gerçekten içinden geliyorsa, onu kapının önüne koymayı başardığında kendine teşekkür ederken kapıyı suratına çarpabilirsin. İnan bu da iyi gelecek sana. O zaman bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın, hoşça kalın.